Kayıt değişir. Evet, 31.12.1950 yılında yılbaşı gecesi saat 22'de Gelibolu'da doğdum. Çocukluğun büyük bir kısmı Gelibolu ve Çanakkale'de geçti ve de Ankara'da geçti. Babamın memur olması nedeniyle Ankara'ya iki kez gitmek durumunda kaldık ve tekrar iki kez de Çanakkale'ye döndük. İlk öğretimimi Çanakkale'de bitirdim. 18 Mart İlkokulu'nda okudum. Gazi İlkokulu'nda da tam da mezun oldum. Daha sonra Ankara'da Yeni Mahalle'deki Mustafa Kemal Lisesi'nde ortaokula başladım. Ve orada jimnastikle tanıştım. Jimnastik hocamızın adı Turgut Kurdaş'tı. Çok yetenekli bir insandı, iyi bir öğretmendi. Ve herkesi spora yönlendirirdi. 1963 yılıydı biz Ankara'ya geldiğimizde. Abimle ikimizi jimnastik takımı için seçti. O sırada jimnastikçiler Mustafa Kemal Lisesi'ndeki spor salonunda çalışıyorlardı. İlk kez jimnastiği orada gördük biz. Ama o zamana kadar biz jimnastik yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Çanakkale'de cambazlar gelirlerdi. Biz de onları taklit ederdik. El üstünde yürüme yapardık. Bu bir özgeçmiş olmadı tabii şimdi. Özgeçmişten saptı. Jimnastiğe girdi birdenbire. Evet, liseyi Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladım. Bahçeliler'de. Daha sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümünden mezun oldum 1974 yılında. Sonra kısa bir yıllık bir şeyim var. Özel bir sektörde çalıştım. Eczacıbaşı'nda çalıştım. Daha sonra da Spor Akademisi'ne girdim. Spor Akademisi'ne girdiğim sene 1977 idi. Ondan sonra da akademisyen olarak göreve devam ettim. 17 yıl 19 Mayıs Spor Akademisi ve arkasından Marmara Üniversitesi'nde çalıştım. Daha sonra 17 senede Akdeniz Üniversitesi'nde çalıştım. 3 yıl Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde, 8 yıl Gedik Üniversitesi'nde ve de halen Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde çalışmaktayım. Özgeçmiş bu. Evet, şimdi jimnastiğe geçelim hocam. Evet, jimnastiğe geçelim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Jimnastik, tabii biz cambazları seyrede seyrede bir şeyler öğreniyorduk onlardan. Amuda nasıl kalkılır, ellerin üzerinde nasıl yürünür. Daha ilkokul 1'deyken biz el üzerinde yürüme yarışları yapardık arkadaşlarımızla. Ve ben bu konuda iyiydim. Nerede yapardınız hocam? Çanakkale'de. Yani nerede, sahada mı, salonda mı? Sağ salon falan yok. O çay yolu vardır, sarı çay vardır. Sarıçay'ın kenarındaki kumlukta yapardık. Evet. Çizgi çizerdik, oradan başlardık. Ayakta kalan galip gelirdi. Avukta kalan galip gelirdi. Nereye kadar yürüyebilirsen. Biber şilak yapardık, filik filak yapardık. Bunları biz kendi kendimize öğrendik. Sonra tabii hoca bizi görünce hemen aldı kadroya ve biz jimnastik çalışmaya başladık. Tabii ben yaşıtlarıma göre daha küçük boyluydum. Sınıfın en küçüğü ben olurdum her zaman için. En ön sırada otururdum. Ve herkes bana acaba bu çocuk okula gidiyor mu diye sorarlardı. Ben orta bire giderken okula ne zaman başlayacak bu çocuk diye sorduklarını biliyorum. Hep en ufaktım. O yüzden de jimnastiğe başladığımda beni aletlere çıkartmazlardı. Sen küçüksün ama bir şey olur sana diye. O senelerde yıldızlar kategorisi vardı. Yani en küçükler o yıldızlar kategorisinde yarışırdı. Ama 4 ya da 5 kişiyi geçmez o yıldızlar. Hep küçüklerdi zaten. İlk yarışmamı 1964 senesinde Adana'da Cumhuriyet Turnuvası'nda katıldım. Orada 4. oldum. Federasyon düzenledi. Federasyon düzenledi tabii. Sonra 65 senesinde 3. oldum. Daha sonraki yıllarda 1. oldum yıldızlarda. Sonra da 2. kategoriye geçtik.
O zaman yıldızlar vardı, ikinci kategori vardı. Sonra da birinci kategori vardı. 1969 senesinde de yıldızlarda ikinci kategoride ilk üçe girince birinci kategoriye geçiriyorlardı. Biliyorsun sen adamları. Ben üçüncü olunca abim ikinci oldu. Birinci de harbi okulundan birisi oldu. Ve bizi üçümüzü birden birinci kategoriye geçirdiler. Ve ben koca koca adamlarla yarışmaya başladım. 1970'te Türkiye Şampiyonası'nda ayağım kırıldı. Mayol kırığıydı. Nerede yapıldı hocam o? İzmir'de yapıldı. İzmir'de. O zaman Türkiye Şampiyonaları Şubat ayında yapılırdı. Tam 20 Şubat'tı. O gün Akmavi yönden indim aşağıya, bacağımda bir sızlıyordu. Çok soğuktu İzmir o sene. Korkunç soğuktu ve hiç kimse ısınamıyordu. Ve ben 3. 4. alette herkesin önünde giderken bir tane böyle yarışmayı bırakmak zorunda kaldım. Kimler vardı yarışmada? Yarışmada kimler vardı? Nail vardı. Aykut Tunca vardı. Vardı. Mehmet Güven vardı. Mehmet Demirarslan vardı. Cengiz Tanay Barın vardı. Halit Pastacı vardı. İzmir'den iki kişi vardı. Manisa'dan iki kişi vardı. Onların şimdi isimlerini çıkartamıyorum. Yani hatırladığım bunlardı ama böyle bir sırada resmimiz olacak onlardan. Müsabaka başlamadan önce. Sonra 4-5 ay içinde ben geçirdim sakatlığı, hallettim ve tekrar antrenmanlara başladım. O sene bizi kampa aldılar Tekirdağ'da. 1970 senesiydi. Tekirdağ'da Temmuz ayında bir ay kamp yaptık biz. Hem kız takımları hem de erkek takımları. Orada biz deniz kenarında bungalovlarda kalıyorduk. Kızlar da otelde kalıyorlardı. Ne kampıydı hocam? Jimnastik gelişim kampıydı. Ha, gelişim kampı. Evet. Sonra bizi Ankara'da Bellevue Otel'de kamp aldılar. Milli takım kampını aldılar. O zaman 5-6 kişiydik. Nail vardı. Cengiz Tanay Bolun vardı. Mehmet Demir Arslan vardı. Adnan Uğur vardı. Adnan Uğur şeyde de vardı. İzmir'deki yarışmada da vardı. Cengiz'den bahsettim. Memduh vardı. Başka kim vardı? İstanbul'dan kimse yoktu. O tarihte. 5 kişiydik biz. Aykut Tunca vardı. Ama Aykut sonra gelemedi. Çünkü Aykut o sırada harp okuluna girmişti. Ona izin vermediler. Oradan biz Almanya'ya gittik. Almanya'da bir ay Turnschule'de, Frankfurt'ta kamp yaptık. Ve biz dünya şampiyonasına gireceğimizi de o zaman öğrendik. Anlattılar mı bu olayı size? Memduh anlatmışlar. Seriler falan bilmiyoruz. Bize orada seri öğretiyorlar. Yer serisi, işte, halka serisi, bütün aletlerde zorunlu seriler var. Bizim hiç görmediğimiz hareketler. Şimdi yer yapıyorum gayet güzel, hiç sorunum yok. Halka da yapıyorum, paralel de yapıyorum. Aklama sorun değil ama paralelle barfiks sorun. Hiç bilmediğimiz, görmediğimiz hareketler. Öyle bir olay oldu ki tam bir yarışma sırasında ben bir el değiştiriş var. El değiştirişten sonra 10 dakikaya geldim. Ne o tarafa deviriyorum ne de o tarafa deviriyorum. Kocaman salon. Herhalde 15 bin kişilik salon bu. Diyana'da en büyük salonlardan bir tanesi. Bizim şey vardı, Yalçın vardı. Yalçın Özer. Belki sen görüşmüş olabilirsin. Ya biliyorum, Almanya'da. Yalçın Özer de tribünde bize böyle menajerlik yapıyor. Kamil dedi bana, atla aşağı dedi, hemen omzunu tut dedi. Ben atlayamıyorum ki, duruyorum böyle pamukta. Neyse, öyle bir an geldi ki ben aşağı attım ve aşağı atlamaz mı omzumu tuttum. Ama hiçbir şey yok omzumda falan. O zaman Almanlarla birlikte geldiğimiz için biz Dünya Şampiyonası'na
Almanların doktoru, fizyoterapisti benimle çok ilgilendiler. Hemen sardılar, şey, bir şeyler sürdüler falan böyle. Ama ondan sonra ki Barfix bizim şeydi, sanıyorum ikinci aletimizdi. Ben ondan sonra çıktım, diğer aletlerde gayet güzel yaptım. Ama adam geçtiler, aramızı falan çalarmış. Hiç yapamadığım bir alet de Barfix o zaman. Ama tabii o bir ay kamp içinde biz bir de Almanya'da yarışma yaptık. Almanlar... Gerçek sakatlık mı oldu orada? Hayır, hiçbir sakatlık olmadı. Yalçın yaptı bu işi. Çünkü üç kişiden dinledim ayrı ayrı da şey yapıyorlar hani yarışmaya katılmamak için. Yok, sakatlandı numarası yaptı falan öyle bir... Hayır, hiç ben öyle bir şey yapmadım. Yalçın dedi bana, omzunu tut dedi. Hatta aşağı omzunu tut dedi. Niye öyle bir şey ki? Yani omzunda bir şey oldu da onun için de yapamadı. Ha, anladım, için. anladım. Bunu anlatmadılar sana değil mi? Yok. Ha, gerçek hikaye bu. Hikaye bu. Tamam, şimdi oldu. Ondan sonra şeyde, Almanya'da biz bir ay kamp yaparken bir de Almanlarla ikili bir temas yaptık. Yani bir karşılaşma oldu. Salzburg kentinde. Bizi daha önce onu anlatmam lazım. Önemli orası. Biz tabi o zamanlar uçak uçak yok. Biz trenle gidiyoruz. Tren iki gün falan sürüyor Almanya'ya. Münih'te indik. Ondan sonra bizi birileri karşıladı. Bir genç delikanlı böyle benim yaşlarımda. Ondan sonra ilgilendi bizimle. Bizi oturtturdu bir yere. İşte ne içersiniz falan dedi. Biz dedik işte bir şeyler yeriz, bisküvimiz gibi, karnımız da aç falan. Bisküviler falan gelince kadar o bize bir bira ısmarladı. Biraları içtik biz, felaket olduk dedi. Arkasından bisküviler falan geldi. O adam, o 19-20 yaşlarındaki çocuk bizi minibüse aldı ve minibüste şeye götürdü. Frankfurt'a götürdü, işte. Biz de şoförümüz diyoruz, ne güzel araba kullanıyor. Bravo çocuğa falan diyoruz. İngilizcesi iyi, ben aralarında da en iyi İngilizcesi olan benim, ben konuşuyorum. Tercümanlık kurumusunu. Gittik, şoför bizi yerleştirdi Tunus'a de. Sonra geldi, ben sizi de antrenmana götürür giderken dedik, size refakat edeceğim yine falan dedi. Tamam dedik. Geldi, bizim antrenmanlarımızı da seyretti falan böyle. Ama hiç kimseyle de görüşmüyor yani. Sonra yarışma günü geldi. Şu Sulzbach'ta yarışma. Ve Almanların B takımı bu. B takımın başında bizim şoför. Kim biliyor musun? Eberhard Ginger. Oh. Evet. O gün de doğum günüymüş onun. İşte herkes kutladılar falan. Tabii o yarışmanın birincisi oldu. Dünya şampiyonasının kadrosunda bile yoktu Eberhard Ginger o zaman. Düşün. Biz kimlerle karşılaşıyoruz? Bu bilgi yoktu bende. Yok muydu? Eberhard Ginger bizim şoförümüz yaptı. Tabii çok iyi bir dost olduk daha sonra. Türkiye'ye geldi, onu bir şeye çağırdık, hakem kurslarına çağırdık. O zaman FİT'te de şeydi, hakem komitesindeydi falan. Metin Sayın da anlatmıştı belki. Yok. Metin tabii bilmez o, bu işleri bilmez. Evet, böyle çok kötü bir şey, dünya şampiyonası geçirdik. Ben hiç gireceğim bilmiyorum yani. Herhalde beni almazlar diyorum yani, benim bir takımı almazlar. Ben daha yeni birinci kategoriye geçmişim. Türkiye şampiyonasında ayağımı kırmışım. Ben de öyle şey dolaşıyorum yani. Antrenmanlarda dalga geçiyorum. İşte milli şeyleri yapıyorum. Zorunlu seviyeleri falan yapıyorum ama ondan sonra bir baktım. Dediler ki sen gireceksin şeye, yarışmaya. Çünkü yarışmanın belgelerinde Aykut'un ismi var. Bir bana tamam, yarışma... Tamam, açar mısın hocam ya? Yarışma numarası verdiler bana. Ama üstünde Aykut Tunca. Ben yedek diye gittiğimi zannediyorum. Tamam mı? Aykut gelmeyince beni Aykut'un yerine götürdüler ama ben yedekim. Çünkü yarışmanın belgelerinin hiçbir tanesinde benim adım yok. Benim adım nerede var biliyor musun? En son yarışma bittikten sonra bir diploma vermişlerdi. Orada yazıyordu kağıdımız. Ben o zamana kadar Aykut Tunca'ydım.
Çok enteresan bir bilgi. Bu bende var bilgi. Var mı Hasan? Tabii o anlarda Mevdud şey Mehmet Demir Hasan ben üçümüz. Üçümüzü götürdüler. Almanya'da diğerleri kaldılar. Onlar Türkiye'ye döndüler. Cengiz Tanargo'yu, Barın, Adnan Uğur. Başka kim vardı? O kadar. Bu ikisi döndüler. Biz üçümüz geldik bu tarafa. Tabii çok enteresan anlar yaşadık. Şimdi Mehmet Demir Aslan ya da Memduh şeyde, Kuklu'da ilgili bir şeyler yapıyor, boğuşuyor Kuklu'da ilgili. Yanımızdan şey geçiyor, Yuri Tito. O zamanlar şeyin, Rusya'nın en iyi jimnastlerinden bir tanesi. Geçiyor, sırıtıyor, şu şapkası var, böyle şapkasını yiyor, güldüğünü göstermediği için falan. Böyle, öyle bir durumlar yaşadık ki. Nasıl? Memduh'un saçları beyazladı bir gece. Enteresan. Bizi oraya götürenlere, Nihat Hoca'ya, Özkan Gülüpe'ye, bizi niye getirdiniz buraya? Ya sen daha hiçbir şey yapmamışsın. Madem böyle bir şey vardı, bizi niye Türkiye'de hazırlamadınız? Mecburi serüveri verirdiniz, biz çalışırdık. O zaman şeydi bizim, Cengiz abi de antrenörümüz. Rahmetli. Cengiz abiye de kızıyoruz tabii. Niye biz geldik buraya? Veya bunlar şey Özkan Gülfet'le Nihat Hoca'nın bir şeyiymiş yani. Hazırlığıymış bu. Bize ama bu hazırlığı hiç söylemediler. Paşa paşa biz böyle şey yem olduk orada. Evet. İnsanlara. En kötü günümüz yani. Bu dünya şampiyonası. Hem şeyde zorunlu seyirlerde yarıştık hem serbest seyirlerde yarıştık. Önce zorunlu seyirlerde yarışıyorsun. Sonra serbest seyirler üçüncü günü. Serbest seyirlerde iyiydik, rahatlık için olsa seyirlerimiz vardı. Biraz rahatladık, yaptık onları ama zorunlu seyirlerde zaten. Biri böyle çekmişse izlemek isterim ya şimdi. Araştırıyorum. Araştırıyor musun? Ulandır. Evet, sonra 70 senesini bitirdik. 70 senesi böyle bitti. Sonra geldik 71'e. Bizim 70'te çektiğimiz cefa var ya, tabii o bizde sürüyor hala. Böyle. 71'de de Akdeniz oyunları var. Yine aynı şekilde sallanıyor federasyon. Hiçbir şey hazırlık yapmıyor. Biz antrenman yapıyoruz ama hiç kimse yok başımızda. Antrenör yok başımızda. Dediler ki işte Ağustos ayıydı. Ağustos'un son haftasıydı. İzmir'de dediler işte bir şey yapacağız. Seçme yarışması yapacağız. Sonra da sizi kampa alacağız. Evet. 15 gün sonra yarışma var ya. Nereye kamp alıyorsun? Ne yapıyorsun? Gittik tabii. Biz çok da şeydik yani. Gönülsüzdük. Ankara'dan ben, Nail, Memduh, ondan sonra Cengiz Tanarbar'ın, Memduh, şey, Demir Arslan. 5 kişiydi. Gittik. Orada yarışmaya girdik ama hakemler öyle bir kasıtlı not veriyorlar ki benim yaptığım seri belli. Ne yaptıysam, ne alacağımı da çok iyi biliyorum.